Merhaba arkadaşlar bu videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar efsane top açılım yapacağım. Ana hesabından yapacağım arkadaşlar. Bu hafta biriktirdiğim tüm myklaplarla ve bedava 3 tane hakla toplamda 9 tane top açılımı yapacağım. Ana hesabımda bu hafta MyClub'larımı hiç harcamadım arkadaşlar yani ne kulüp selection'da ne potbede hiçbir yerde kullanmadım. Tamamen efsaneler için sakladım arkadaşlar. E, 655 tane birikti maç değillerden ve gelen 300 bedava hediyeden. Bugün bir de 3 tane bedava hakkımız var. Toplamda 9 taneden efsane düşürmeye çalışacağım. Geçen hafta 1000 Michael'a parçamıştım. E, bir efsane gelmişti. Bakalım bugün 9 tane top açılımından daha fazla efsane düşürebileceğimi çok merak ediyorum. Yani çok güzel de efsaneler var arkadaşlar baktığımız zaman inşallah buradan birkaç tane efsane düşürebiliriz diyorum açıkçası yani hangisi gelirse gelsin yeter ki efsane gelsin diyorum İlk olarak anlaş diyelim arkadaşlar inşallah efsaneyle başlarız İlk bedava hakkımızı kullanıyoruz maalesef olmadı İlkinde altın top geldi en azından efsane gelmedi iki tane bedava hakkımız var şimdi ilkinden bir şey gelmedi ikincisine bakalım anlaş diyelim. Haydi bakalım ve efsane geldi arkadaşlar ikinci bedavadan efsane geliyor yani bedavalardan efsane düşürme hiç tahmin etmiyordum. Ana hesabımıza Kasilyas geliyor arkadaşlar yani çok sevdiğim kalecilerden bir tanesidir. Ha, tabii ikonuna göre biraz daha özellikleri düşük olabilir ama efsane geldiği için çok mutluyum yani. Özellikle de bedavadan geldi. İnşallah bugün şanssızlığımızı kırarız. Hani bir tane de kalmayız diyorum. Casillas'tan sonra bir tane daha bedava hakkımız kaldı. İnşallah bir tane daha düşürürsek ne güzel olur. Dün 10 tane yedek hesaptan top açılımı yapmıştım. Evet gelmedi. 8 tanesine hiç efsane gelmemişti arkadaşlar. Sadece 2 tanesine gelmişti. O anlamda çok şanssız bir gündü. Efsane çok düşüremiyorum ben ama. Bakalım şimdi 655 MyClub var. 600 ile... 6 tane top açılımı yapabiliriz. Şöyle bir daha bir açalım. Belki böyle gelir. Anlaş diyelim. Şu ana kadar bir efsane düşürdük. 6 tane de hakkımız var. Bunda da gelmedi maalesef. Olmadı. Geriye 5 hakkımız kaldı arkadaşlar. Haydi bakalım. Yani MyClub'larımıza değer. Umarım yani efsane gelir diyorum. Şöyle altın top değil de siyah top efsane gelirse çok harika olacak. Yani en azından harcadığımız MyClub'a değer diyorum ve bu sefer de olmadı. My Club'larla açtığımız ikinci top açılımında 2'de 0 yaptık. 4 tane daha hakkım var arkadaşlar. Hepsini kullanacağım. Son güne kadar 100 My olursa yine kullanacağım. Efsanelere değer diyorum ben ve bir tane daha efsane geliyor arkadaşlar. Yani gelmez diye beklediğim bir anda geldi. Bakalım bu sefer kim gelecek? Casillas gelmesin. Çok iyi. Bir futbolcu geliyor. Sağ ayaklı birisi. Yani Casillas'ın bir daha gelmemesine sevindim açıkçası. Aynı efsaneye iki defa gelse üzülürdüm. Van Basten olabilir bu. Van Basten geldi arkadaşlar. İnanamıyorum. Yani en yüksek seviyeli oyuncusuydu efsaneler içerisinde. 97. seviyeye kadar çıkıyordu. Van Basten geldi arkadaşlar. Çok iyi bir efsane geldi. En iyilerden biri geldi. Çok istediğim oyunculardan bir tanesiydi. Yani elimde olmayan bir efsane. Gerçekten Van Basten'le oynamak çok istiyorum. Nasıl adına da bakmak istiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız yorumlardan bahsetmişti. Az sonra fulllediğimiz zaman da bakarız inşallah. Yani şu son 3 tane hakkımızda da bir efsane daha düşürürsek harika olacak. İlkinde gelmedi. Geriye 2 tane hakkımız kaldı. 200 maklavımız var arkadaşlar. Haydi bakalım. 2 tane daha top açılımı yapacağız. Umarım bir efsane daha düşürürüz. Kendi rekorumu kırarım resmen. Şu ana kadar 2 tane efsane geldi. Bir kaleye, bir forvete. Bunda da gelmedi ve son hakkımız arkadaşlar. Ee, inşallah son hakkımızda bir tane daha verir diyorum. Vermese de iki efsanenin gelmesine çok sevindim. Son kez şöyle bir bakalım arkadaşlar. Belki bir şans getirir yine. Anlaş diyelim arkadaşlar. Bir yüz makla bu da verelim. Ve son hakkımızda efsane düşüremedik. Olmadı. Ama gelen iki tane efsane içinde arkadaşlar ben mutluyum bir bakıma. E, kaleye Casillas geldi, Forvet'e gerçekten çok iyi Forvet geldi, Van Basten geldi. Bu anlamda güzel oldu benim için. Ben yani iki efsane gelmesine şahsen sevindim arkadaşlar. E, şimdi bunları gidip fırlayacağım arkadaşlar. Bir de maksimum değerlerine bir bakalım. E, Maksimumda ne olacak acaba? Özellikle de Van Basten'i çok merak ediyorum. Gerçekten online maçlarda da hani kullanmak istediğim oyunculardan bir tanesi. Oyunculara hemen bir girelim. İmzalama tarihi yapayım arkadaşlar. Takım vardı burada. Bugün Fransa'nın maç değinde Fransa vardı bende. Ben Fransa ile oynarken bir de arkadaşlar çok fazla rakiplerim de Fransa gelmiş. Herhalde çoğunluk bugün Fransa'yı mı seçti anlayamadım. Yani ben de Fransa'yı seçmiştim Mbappe'den dolayı. Baktım rakiplerimin de çoğu Fransa geliyor. Bir 42 binlik bir de 12 binlik de bir deneyelim bakalım yetecek mi? 97. seviyeye kadar çıkması gerekiyordu arkadaşlar ama az gelecek herhalde. Çok efsane gelmediği için efsane fullleme konusunda antrenör hani çok kullanmamıştım. Bakalım yetmeyecektir herhalde. 97'lik oyuncuya 1.42.000 bin, 2 de 12 binlik yetmedi. 8 seviye daha kaldı. Van Basten ilgili bazı arkadaşlarımız yorumlardan bahsediyordu arkadaşlar. E, ee, bitiriciliği konusunda çok iyi olduğundan ama hız konusunda biraz sıkıntı yaşadığından bahsediyordu arkadaşlarım. 3 tane daha 12 binlik ateşledik inşallah yeter diyelim. Bakalım yetecek mi? Yetmedi. Gerçekten Van bayağı antrenör yiyor arkadaşlar bu arada. Ee, bakalım şimdi artık fulleriz artık yani bu sefer fullleyelim. Ee, 97. seviyeyi görecek. En iyi efsanelerden bir tanesidir arkadaşlar. Artık 42.000'i ateşledim bitirsin diye. Hala bitirmedi inanamıyorum. Ya bayağı antrenör yedi açıkçası. Bu kadar tahmin etmedim arkadaşlar. 100 bini de geçti antrenör puanındaydı. Artık bu sefer yetecektir herhalde. Ve son değerlerine bir bakalım arkadaşlar. Gerçekten bitiriciyle ön plana çıkan efsanelerden bir tanesi. E, Birçok arkadaşımız bu anlamda öve öve bitirememişti. Ama hız konusunda evet zayıf bir oyuncu. Ama bitiricilik de bunu kapatıyor diyebiliriz gerçekten. Harika e, şutları olduğunu bahsediyordu arkadaşlarımız. Bir bakalım arkadaşlar gerçekten e, özellikleri iyi, iyi ofansif farkındalığı 98 arkadaşlar. E, top kontrolü olsun, top sürmesi, sıkı top tutma. Ya gördüğünüz gibi hepsi yeşil. E, 97'lik bitiricilik olması lazım. Evet, bitiriciliği de 97. Bu çok iyi arkadaşlar. Yani bitiriciliği çok yüksek. Kafa hakim, hava hakimiyeti de var. Kafası da çok iyi arkadaşlar. Hızı 86, hızlanma 80. Çok da kötü değil ama yine yani tabii daha yüksekleri de var oyunda. Ama bitiriciliğiyle, şut gücüyle gerçekten çok etkili bir oyuncu. Fiziksel durumu da 7 arkadaşlar. Zayıf ayağı diye açıkçası 4'müş. Bu anlamda da iyi. Fiziksel durumu da iyi. Gerçekten çok iş yapabilecek bir oyuncu. Becerileri de gerçekten 10'da 10 beceriye sahip gibi. Evet arkadaşlar çok güzel oyun tarzı da kurnaz Bu da bir anlamda iyi arkadaşlar golü koklayan bir oyuncu olacak e, kasilesi e bakalım arkadaşlar kasilesi tabi full eğilim e, tabi ikon kartının biraz daha altında bu kartı bakalım iki tane 42 binlik yetecek mi herhalde yeter diye umuyorum kasilesi için çünkü kasilesi maksimumda o kadar e, çok yüksek değerlere çıkmıyordu 92-93 herhalde arkadaşlar e, ikon kartı 95 diye hatırlıyorum Casillas'ın yanlış hatırlamıyorsam hani Real Madrid'de 95 oluyordu diye hatırlıyorum e, bakalım bu efsane kartı bu da 242 binlik yetmedi yani ucunda kaldı orada e, yine tekrardan antrenör yükleyelim Casillas'ın özellikle merak ediyorum arkadaşlar nasıl bir kaleci olacak bakalım hemen 3500'lüklerden verelim arkadaşlar fazlasıyla yetecektir artık. E hücumcu bir kaleciydi arkadaşlar. Savunmacı bir kaleci değildi. Bir de özelliklerine bakalım. Nasıl bir özellikleri var? Değerinin düşük olması yani Kasilas gibi bu kadar kariyerli bir kaleci için gerçekten utanç verici konuma anlamına. Ya böyle bir efsanenin Real Madrid'de genç yaşlarda yani bir 18 yaşlarında falan kaleye geçmişti Real Madrid'de. Sayısız kupa kaldırdı arkadaşlar. Yani daha iyi seviyelerde olması lazımdı. Baktığımız zaman arkadaşlar özelliklerine kalecilik özelliklerinde 99'u var ama 91-93 gibi kaleci yakalaması 93'müş. Yani e, hepsini 99 olmasını isterdik tabii ki ama güzel değerleri de var. Yani sıçraması olsun, uzaklaştırım uzanması falan. Ya yani fena değil. Fiziksel durumu da iyi. E, çok harika. Hani oyun, şu kartıyla oyunun en iyi kalecisi ben diyemem ama yani yine de kötü bir kaleci değil Casillas bu kartıyla arkadaşlar performansında merakla bekliyorum. Hani çok uzun bir kaleci de değil açıkçası ama 1.85 boyunda. Bakalım arkadaşlar oynattıktan sonra daha gerçekçi yorumlar yapacağım. iki tane efsane çıktı. Ben bu anlamda mutluyum arkadaşlar. Normalde pek efsane çıkmıyordu bana. İnşallah sizlere daha çok efsane çıkar. Hani daha az Michaelop'la daha çok efsane düşürürsünüz. Ben son güne kadar yani Michaelop günlük girişlerden de gelecek. Yani herhalde yarın bir 20 30'da pazar günü gelecek. 50 bir hakkım daha kalacak. Pazar günü onu da kullanırım. Efsaneler için bu bir iki hafta tüm topladıklarımı kullanacağım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler. Sizlere daha güzelleri gelir inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere.